Kardeş, sana zulmedenlere maddi destekte bulunmadım. Ne diyoruz biz buna? Boykot diyoruz. Boykot. Bir kısa film çekmişler. YouTube'da var. Toplanmış 40-50 tane cengaver. Başlarında da bir tane reis. Vur de vuralım, öl de ölelim, bizi Gazze'ye götür, Yahudilerle savaşalım gibi sloganlar atıyorlar. Başlarındaki reis demiş ki, biraz uzunca bir mizansen. Demiş, kardeşler şimdi 3 tane soru soracağım. Bu 3 soruya olumlu cevap verenler kalsınlar, onlarla beraber gideceğiz. Olumsuz cevap verenler ise lütfen meclisimizden ayrılsın. Kızmak, gücenmek, küsmek yok. Zira cihada çıkacağız. Cihada öyle her adamla çıkılmaz. Soru 1. Cebinde Marlboro parlament taşıyanlar demiş, şöyle bir zahmet meclisimizi terk etsin. Philip Morris, Siyonist'in ağababası. Sen paranı götürüp Siyonist Yahudi'ye verirsen, artık daha orada zulüm varmış, katliam varmış, eziyet varmış, gözyaşı varmış. Kuru gürültü olur, lafı güzaf olur. Bir kısmı terk etmiş salonu. İkinci soru demiş şu, mintanlarını, gömleklerini, pantolonlarını Ariel'le, Alo'yla, Omo'yla yıkayanlar, onlar da bir meclisimizi terk etsin. Kardeş bak, eskiler derlerdi ki, külle yıkardık biz mintanlarımızı, yokluk zamanları. Demek ki kül temizleyen bir şey. Bak büyüklerimiz var burada, bilirler. Aga külle yıka mintanını ama verme Yahudi'ye paranı ya. Mecbur musun? Bir kısmı daha terk etmiş. Demiş şu, bu sabah namaza camiye gitmeyen kardeşlerimiz, cemaate katılmayan kardeşlerimiz, onlar da şöyle bir saftan ayrılsınlar. Mecliste kimse kalmamış. Ha, Gazze, ölüyoruz Gazze için, üzülüyoruz Gazze için, Doğu Türkistan için, canımız yanıyor, ciğerimiz dağılanıyor, parçalanıyor, cümleler bu. Ama eylemlere bakıyorsun, zaten gidip savaşacak imkanımız yok, biz bireyiz. Savaşlar devletlerin işi. Devletimiz yürü derse yürürüz, dur derse dururuz, tamam. Ama birey olarak da bizim cihadımız var. Gecenin bir yarısı kalkıp gözyaşıyla dua etmek cihattır. Yahudi'ye paranı vermemen cihattır güzel kardeşim. Cihat. Hem de en büyüğü. Neden? Çünkü bu adamların dini, imanı, para. Hakikaten öyle. Varoluşları para üzerine kuruldu. Ve sen Müslüman olarak bile isteye... Ya hocam zaten bir şekilde gidiyor. Bak bir şekilde gidene, senin tasarrufun dışında olana, kurulan küresel sisteme ve oyuna cümle kurmuyorum. O başka bir şey. Ama sen bile isteye cebindeki parayı götürüp Yahudi sermayesine vermemelisin. Yarın huzuru mahşerde Filistinli bir mazlumla yüz yüze geldiğinde onun gözlerinin içine bakarak ben de senin acını gücüm nispetinde seninle paylaştım diyebilmek için, kardeş verme Yahudi'ye paranı. Bak bu dünya öyle de bitecek, böyle de bitecek. Saracaklar bizi bir kefene, koyacaklar toprağa. İnternette boykot listeleri dönüp duruyor. Lütfen bir tanesini alın edin. Ya üç kuruşluk dünya keyfi, dünya zevki için Yahudi'yi finanse etmeye lüzum yok. Hepsinin muadili var, alternatifi var. Alternatifi olmayanı da çıkartın hayatınızda. Kullanmak zorunda mıyız? Değiliz.